Evet, değerli öğrencim, herkese merhabalar tekrardan. Türkiye Selçukları, daha doğrusu Türkiye tarihine başlıyoruz arkadaşlar. Türkiye tarihi deyince Anadolu Selçuklu, 1. Beylikler, 2. Beylikleri göreceğiz. Sonra bunları bitireceğim. Ortak bir kültür ve medeniyet anlatacağım. Oldu mu? Hadi bakalım, Anadolu Selçuklu dedi arkadaşlar, ÖSYM'nin popüler konusu. 2020'de ne geldi? Başkenti İznik'ten Konya'ya taşıyan hükümdar sorusu geldi. 2021'de Venedik'e verilen imtiyazlar, işte kervansaray yapımı, devlet sigortası hangisine yöneliktir, değildir? Böyle bir soru vardı ticaretle ilgili. Yani ortalama sorular geliyor arkadaşlar. Hadi bakalım. Türkiye Selçukları, diğer ismi ne? Anadolu Selçukları. Arkadaşlar hemen kelime kelime anlatacağım. Önemli hükümdarlarını zikredeceğim. Bir de seveceğiniz bir şey yapacağım. Büyük Selçuklu, Anadolu Selçuklu öğrenciler çok karıştırıyor. Hocam Allah'a şükür bugün de karıştırdım diyen çok öğrencimiz var. Onu şöyle bir yan yana size tekrarlayacağım. Arkadaşlar Türkiye Selçukları birincisi Büyük Selçuklu Devleti'ne bağlı olarak kuruldu. Sultan Melikşah icazet verdi. Kime icazet verdi arkadaşlar? Kutalmışoğlu Süleyman Şah'a. Evet, Anadolu Selçuklu Devleti'nin kurucusu kimmiş? Kutalmışoğlu Süleyman Şah. Yani Büyük Selçuklu yıkılıp Anadolu Selçuklu kurulmadı değerli arkadaşlar. Büyük Selçuklu varken, başında Melikşah varken Anadolu Selçuklu'nun kurulmasına icazet verdi. Ahmet Hocam neden aynı anda iki tane Selçuklu? Çünkü Büyük Selçuklu İran'da kuruldu. Anadolu'yu elinde tutması için ya beylikler kurduracaktı kendine bağlı ya da devlet. Tamam mı? Peki Kutalmışoğlu Süleyman Şah. Arkadaşlar hemen özet geçelim. Şuraya bir Süleyman Şah diyelim. Kendisi Dragon Çayı Anlaşması'yla Bizans'ı vergiye bağladı. Değil mi? Kendisi tutuşla yaptığı savaşı kaybetti arkadaşlar. Aynı Seylem Savaşı diye geçer. Bu savaşı kaybedince değerli arkadaşlar orada can verecek. Caber Kalesi Süleyman Şah'ın mezarı Türk toprağı sayılacak. Hatta 5-6 yıl önce Şah Fırat operasyonuyla bu türbe taşınacak. Oldu mu? Kurusu Kutalmışoğlu Süleyman Şah. Arkadaşlar Selçuklu Hanedanı'ndan geliyor kendisi. Arkasından yorum sorusu. Bu soru daha çıkmadı. İyi dinle bakayım. Kutalmışoğlu Süleyman Şah ölünce Büyük Selçuklular Süleyman Şah'ın çocuklarını ne yaptı? Saraya hapsetti. 6 sene boyunca burası boş kaldı gençler. Neden böyle bir şey yapılmış olabilir? Bunu gözüne şöyle paragraf sorusu gibi canlandır. 6 sene boyunca boş kaldı burası. Neden sizce? Padişahlık yani hükümdarlık babadan oğula geçip bizden ayrılmasınlar diye. Bir kez daha söylüyorum. Büyük Selçuklular Kutalmışoğlu Süleyman Şah'ın çocuklarını saraya hapsettirdi. Neden hapsettirdi arkadaşlar? Babadan oğula geçmesin, bizden ayrılmasın diye. Oldu mu? Bu duruma kim son verecek arkadaşlar? Büyük Selçuklar Fetret Devri'ne girince Kutalmışoğlu'ndan sonra kim gelecek? Birinci Kılıç Arslan. Evet, birinci Kılıç Arslan. Hocam, birinci Kılıç Arslan ne yapacak? Arkadaşlar, birinci Kılıç Arslan. Kendisi bir, Çaka Beyliğine son verecek. İki, danışmentlerden Malatya'yı alacak. Arkadaşlar bu Malatya, ben birinci Kılıç Arslan diyorum, bazen Mesut diyorum. Bu Malatya her zaman danışmentle problem. Alsan bile karşı taraf istiyor, bir daha almak zorunda kalıyorsun. Sürekli kuşatıyorsun. Anlatabildim mi? Öyle bir yer. Burada ilk son verilen beylik kimmiş? Çaka Beyliği. Çaka Beyliğine son verecek. Birinci Haçlı Savaşı. Bunun adı Doryon diye geçer. Doryon Savaşı diye geçer. Birinci Haçlı Sefer'e karşı koyacak. Başkenti İznik'ten nereye taşıyacak arkadaşlar? Konya taşıyacak. Birinci Kılıç Arslan başkenti İznik'ten Konya taşıdı. Devletin devamını sağlamak için Haçlılara karşı. Arkasından arkadaşlar kendisi Büyük Selçuklu komutanıyla yaptığı savaşı kaybedip bir rivayete göre atını Fırat'a sürerek öldüğü söylenir. Bir rivayet düştüğü söylenir arkadaşlar. Emir Çavdar'a yaptığı savaşı kaybetti. Hatta taze bilgi yaklaşık bir yıl önce mezarının Diyarbakır'da olduğu ortaya çıktı. Tamam, bu birinci Kılıç Arslan. Arkasından Şahin Şah geçti. Şahin Şah çok istikrarsız bir dönem. Siz kimi bilin? Mesut'u bilin. Kılıç Arslan'dan sonra birinci Mesut geçti. Arkadaşlar 1116-1115 tarihleri. Hani tekrar ders olduğu için ilk bilmeniz gerekenleri söylüyorum. Birinci Mesut zamanında Haçlara başarı kazandık. İkinci Haçlı Seferi bu dönemde oldu.
Bunun ismi 2. Doryon Savaşı'dır. Mesut zamanında başarı kazanınca halife ona Melik ünvanını verdi arkadaşlar. Bu dönemde ne yaptı? Bakır para bastırdı. Evet, demek ki Büyük Selçukların tam bağımsız olması, para bastırması bu dönem oluyor. Hatta bu dönemde Bizans Anadolu'ya Türkiye adını vermeye başladı. Türkiye adının belgelerde geçmeye başlaması Mesut zamanıdır arkadaşlar. Evet, bakır para 2. Rastapen'e karşı koydu, Türkiye adı geçti. Arkadaşlar, Mesut zamanı 1116-1155 uzun bir dönemdir. Tamam, uzun bir dönemdir. Kendisinden sonra kim tahta çıkacak arkadaşlar? 2. Kılıç Arslan. Evet, 2. Kılıç Arslan. Benim de soru bekledim. Hükümdar 2. Kılıç Arslan arkadaşlar. 1155-1192 yıllar arasında. Bir kere kardeşim 3. Haçlı Seferi'ne karşı koyacak. 3. Doryon Savaşı diye geçer. Oldu mu? 3. Doryon Savaşı. Kılıç Arslan zamanında biz devamlı Haçlarla savaşınca Bizanslar bundan cesaretlenecek. Diyecek ki bu Türkler yorgun. Biz bunları ne yapalım? Bir saldırı yapalım. Bunları Anadolu'dan atalım. Hepsi bana saldırıya gelecek arkadaşlar, Bizans ordusu. Nerede? Isparta yakınlarında. Kumdanlı. Savaşın diğer ismi, bilinen ismi Mirya Kefalon. 1176 yılında Mirya Kefalon Savaşı'nı kazanacağız. Mirya Kefalon Savaşı'nı kazanacağız. Anadolu kesin Türk yurdu olacak. Evet. Anadolu'nun kapısını tıklat Pasinler. Aç kapıyı Manazgirt, Büyük Selçuklu. Kapıyı kilitle Mirya Kefalon. O zaman çıkacak soru belli. İki tane aday sorum var bununla ilgili. Anadolu'nun kesin Türk yurdu haline gelmesi hangi Anadolu Selçuklu hükümdarı dönemindedir? 2. Kılıç Arslan. Hangi savaştadır? Mirya Kefalon. Oldu mu? Peki en güçlü beylik kim? Birazdan anlatacağım. Danışment. Arkadaşlar, Danışment'e son verecek. Danışment'e son verdi. Arkadaşlar, bu dönemde gümüş ve altın para bastı. Demek ki ekonomi giderek nasıl? İyi. Yabanlı adı verilen fuarı açtı arkadaşlar. Bu soruyu ben denemede sordum. Anadolu Selçuklularda yabancı tüccarların da katılım gösterdiği uluslararası ticaret pazarlarına, pazar yerlerine ne ad verilmiş arkadaşlar? Yabanlı. Yabancı, yabanlı. Böyle aklınızda kalsın. İlk kervansaray yapılacak. Alayhan. Evet. Konya-Kayseri arası. İlk kervansaray. Yazım hatası yapıyorum ama öğrenmeniz için arkadaşlar. Peki, 2. Kılıç Arslan'dan beklediğim 2. soru bu. Yaşlandığı için ülkeyi 11 oğlu arasında paylaştıracak. Evet, ülkeyi veraset gereği 11 oğul arasında paylaştıran Selçuk hükümdarı kimmiş? 2. Kılıç Arslan. Evet, 11 oğul arasında paylaşım yapacak. Değerli arkadaşlar, 11 oğul arasında paylaştırınca bu sefer tahta kim çıkacak? 1. Giyasettin çıkacak. Onu indirecekler, bir daha çıkacak. Belki biraz detay bilgidir ama ben hep söylüyorum bunu. Selçuklara tahta ilk kez çıkan hükümdar 1. Giyasettin'dir. Arkasından kim gelecek arkadaşlar? İzzettin Keykavus. Evet. 1. Giyasettin, İzzettin Keykavus. İşte ÖSYM bunların ortalamasını sordu. Mesela neyi sordu? Antalya'nın fethi, Sinop'un fethi, Samsun'un fethi, oldu mu? Liman şehirleri, kervansaray yapımı, Venedik ve Kıbrıs'la ilgili ticari anlaşmalar. Bütün bunların ortak amacı neydi arkadaşlar? Deniz ticaretini canlandırmak. Tamam. O yüzden İzzettin Keykavus, Giyasettin Keykavus deyince genelde ticareti canlandırma çalışmaları. Ahmet Hocam nasıl oldu bu? Yolların güvenliğinin sağlanması, Venedik ve Kıbrıs'ta düşük gümrük tarifeli anlaşmalar yapılması, Antalya'nın arkasından Samsun'un, ondan sonra Trabzon'un, Sinop'un fetihleri, bu fetihlerle beraber ilk kez tersane yapılması arkadaşlar. İlk tersane Sinop'ta. Değil mi? Bütün bunlar, tersaneyi saymıyorum, o donanma gücüyle ilgili.
Genelde liman şehirleri varsa, Venedik ve Kıbrıs anlaşma varsa, yolların güvenliği varsa, kervansaray varsa ticareti canlandırmak. Okey? Peki, en parlak dönemini kim yaşatacak arkadaşlar? Alaaddin Keykubat. Evet, Anadolu Selçukların en parlak dönemi. Bakın şöyle anlatayım, hatta birazdan yazacağım. Büyük Selçuklu'da Manazgirt'i kazanan Alparslan'dı ama en parlak dönem Melikşah'tı. Anadolu Selçuklular'da Mirya Kefalon'u kazanan 2. Kılıcı Aslan ama en parlak dönem Alaaddin Keykubat arkadaşlar. Bu dönemde Konya Kültür Merkezi oldu. Bu dönemde Harzemşahlarla 1230'da hangi savaş yapıldı? Yassı Çemen Savaşı yapıldı. Hatırlarsınız Harzemşahları yeniyoruz. Yıkılış sürecine girecekler ama onları kim yıkacak arkadaşlar? Moğollar yıkacak. Ahlat bölgesi tampon bölgeydi. Moğollar aramızda. Aramızdaki tampon bölge ortadan kalkacak. Yani Anadolu Selçuklu, Moğol yani İlhanlar arasında tampon bölge olan Ahlat'tı. Aramızdan kalkacak. Bu kazanmak açısından iyi ama strateji açısından olumsuz bir savaş. Niye? Tampon bölge ortadan kalktı. Arkadaşlar Alaaddin Keykubat zamanında Alanya, Alaiye şehri kuruldu. Alanya. Bu dönemde tam net bilgi değildir ama en azından ilk kez devlet sigortasının uygulandığını Anadolu Selçuklu bilirim. Yine ticareti canlandırmak, devlet sigortası. O zaman buyurun. Devlet sigortası, yolların güvenliği, liman şehrinin fethi, Venedik ve Kıbrıs'ta anlaşmalar. Hepsinin ortak amacı ticareti canlandırmak. Ben dahi bütün tarihçiler geçen yıl anlattık. Sınavda çıktı arkadaşlar. Tamam. Alaaddin Keykubat en parlak dönem dedik arkadaşlar. Bu dönemde Konya Kültür Merkezi oldu. Anadolu Türk Birliği sağlandı. Kendisi Moğollara karşı önlem almaya çalıştı. Hocam Moğol'a karşı önlem nedir? İşte Eyyubilerle ittifak yapma çalışması, Moğollara hediyeler göndermesi, kaleleri tamir etmesi. Bunlar önlem niteliğinde. Alaaddin Keykubat arkadaşlar vefat edince yerine 2. Giyasettin Keykubat çıkacak. Onun da döneminde bir vezir var. Saadettin Köpek. Saadettin Köpek vezir ülkeyi çok kötü yönettiği için isyan kaçınılmaz olacak. Anadolu'da ortaya çıkan ilk dini ve toplumsal ayaklanma. Anadolu'da ortaya çıkan ilk dini ve toplumsal ayaklanma 1239-1240 Baba İshak ayaklanması. Haşhaşiler, Batiniler, Büyük Selçuklu, Baba İshak, Anadolu Selçuklu. Anadolu'da ortaya çıkan ilk dini ve toplumsal ayaklanma. Bizim tarihimizle ilgili. Bu isyanı bastıracağız ama eski gücümüz olmadığımız ortaya çıkacak. Bunun üzerine Moğol valisi olan İlhanların da kurucusu olacak Bayçu Noyan. Aslında Hülagü Han kuruyor da Bayçu Noyan'a kadar dayanıyor. Bayçu Noyan arkadaşlar üzerimize saldırı yapacak. 1243'te hangi savaşı yapacağız? Köse Dağ Savaşı'nı yapacağız. Evet. Ve Köse Dağ Savaşı'yla Anadolu Selçuklu yıkılış sürecine girecek. Beylikler bağımsız olacak. İkinci Beylikler dönemi başlayacak. Anadolu'da Moğol baskısı artacak. Hatta filmi devam ettireyim. Anadolu'da Moğol baskısı artınca bazı devlet adamları ve halk Memlük Sultanı Baybars'tan yardım isteyecek. Yazık Baybars Anadolu'ya gelecek. Moğolları tokatlayacak. Hangi savaşta? Elbistan Savaşı'nda. 1270'lerde oluyor bu. Daha sonra Memlük Sultanı Baybars bakacak ki devlet adamlarına güven yok. Ceketini alacak gidecek gençler. Yani o Memlüklerin Moğolları yenmesi Anadolu Selçukların zayıfladığı dönemde oluyor. 1250-1300 arası oluyor. Şimdi hemen size 4 tane savaş söylüyorum. Anadolu Selçuklu'nun 4 büyük savaşı. 1. Haçlı Seferleri. 2. Mirya Kefalon. Anadolu kesin Türk yurdu oldu. Harzemşahları yendin. Moğolların önü açıldı. Yassı Çemen. Yıkılış sürecine girdin. Köse Dağ Savaşı. 2. Beylikler kurulacak. Köse Dağ. Yıkılış süreci. Köse Dağ. Arkasından Celaleddin Karatay. Taht kavgası olmasın diye şehzadeleri bir araya getirecek. Devletin devamını sağlamak, otoriteyi güçlü tutmak, taht kavgası engellemek için ortaya bir proje atacak. Bu projenin adı Müşterek Saltanat. Müşterek Saltanat. Evet, Celaleddin Karatay tarafından ortaya atılan Müşterek Saltanat dönemi arkadaşlar. Anlaşıldı mı? Arkasından gençler 1250'den sonra Selçuklu sultanları yazık. Hepsi götürülüp idam edecekler arkadaşlar.
Son hükümdar 2. Mesut olacak. Peki Ahmet Hocam, Anadolu Selçuk'tan neyi bilmemiz gerekiyor? Hemen size 10 cümle kuracağım. Tüm soruları çözeceksiniz. Samimi söylüyorum bak. Soru bankasına göre anlatmıyorum. Çıkmış sorulara göre ve çıkacak soruya göre anlatıyorum. Anadolu Selçuklar deyince neyi bileceksiniz? 4 tane savaş bildin mi? Haçlı Seferi, kesin Türk yurdu oldu Mirya Kefalon. Doğru mu? Harizmşahların yendin, Yassı Çemen, Moğolların ön açıldı, yıkıldı sürece Köse'de. İlk kez devlet sigortası. İlk din ayaklanma ne? Baba İshak ayaklanması. İlk kervansaray Alayhan. İlk Darüşşifa Gevher Nesibe. İlk medreseleri Koca Hasan. İlklerini söylüyorum arkadaşlar, değil mi? İlk kez devlet sigortası, ilk kez kervansaray Alayhan, ilk Darüşşifa Anadolu'da, Gevher Nesibe, büyük Darüşşifa öyle diyelim. Kendi medreseleri ilk kez Koca Hasan. Oldu mu? Devam edelim arkadaşlar, devam edelim. Bu Anadolu Selçuklu deyince bir de neyi bilmen gerekiyor? Liman şehirlerinin fethi, devlet sigortası, Venedik ve Kıbrıs, yolların güvenliği. Bu da ticareti canlandırmak diye biliyorsun. MEP kitabında geçer. Hatiroğlu Şerafettin isyanı. Hatiroğlu Şerafettin isyanı. Bu da Moğollara karşı görülen ilk ciddi ayaklanma arkadaşlar. Evet, hükümdarları tanıtalım. Kurusu Kutalmışoğlu Süleyman Şah. İzlik'ten Konya'ya taşıyan 1. Kıcı Aslan. Doğru mu? Arkadaşlar ilk para basan Mesut. Gümüş para, altın para. Anadolu'yu Türk yurdu haline getiren, 11 oğul arasında paylaştıran 2. Kıcı Aslan. En parlak dönem derse kim? Alaaddin Keykubat. Anlaştık mı? Serkan'ım kaydır beni. Kaydır. Gençler şu tabloyu da beraber dolduralım. Olur mu? İnşallah şu büyük Selçuk, Anadolu Selçuklu'nun sorularını yapmış oluruz. Gel çiçeğim. Gel. Arkadaşlar kafama göre takılacağım şimdi. Bir kere büyük Selçuklular. Kurulduğu yer neresi? İran. Merv. Rey. Nişabur. Horasan. Oldu mu? Cent tarafları. Bunlar Büyük Selçuklu'nun coğrafi mekanları. Türkiye Selçuklular deyince İznik, Konya, Amasya, Malatya, Malatya'yı da alacak çünkü biliyorsunuz değil mi arkadaşlar? Antalya, Sinop, Trabzon diye gidecek. Peki Büyük Selçuklu'nun kurusu kim? Tuğrul Bey kurdu. Doğru mu? Bunu kim kurdu arkadaşlar? Türkiye Selçuklarını. Kutalmışoğlu Süleyman Şah kurdu. Peki Büyük Selçuklu Devleti'nde arkadaşlar 4 tane savaş vardı. Kur beni Dandanakan. Tıklat beni Pasinler. Aç beni Malazgirt. Yık beni Katvan. Hatırlarsanız Moğolların bir kolu olan Kara Hitaylar yıkıyor değil mi? Peki Anadolu Selçuklu'da kaç savaş var? Haçlı seferleri var. Anadolu'yu kesin Türk yurdu haline getir. Mirya Kefalon. Anadolu'yu kesin Türk yurdu haline getir. Mirya Kefalon. Arkadaşlar Harizmşahları yıkılma sürecine soktun. Tampon bölge kalktı. Yassı Çemen yıkılı sürecine girdin. Köse'de. Oldu mu? Gel böyle. Büyük Selçuklu'da en parlak dönem. Kimdi gençler? En parlak dönem Büyük Selçuklular'da. Hatırlarsanız Melikşah. Anadolu Selçuklular'da en parlak dönem kim? Alaaddin Keykubat. Devam edelim değerli arkadaşlar. En parlak dönem Alaaddin Keykubat. Arkadaşlar Büyük Selçuk'la görülen dini yapılanma. Haşhaşiler. Yani batınlık. Değil mi? Anadolu Selçuk'la görülen dini ayaklanma, dini yapılanma, Babailer. Yani Baba İshak ayaklanması. Umarım farkları anlıyoruzdur arkadaşlar. Arkadaşlar Büyük Selçuklularda donanma, tersane olayları zayıf, gelişmemiş. Burada donanma, tersane olayları gelişmiş.
Hocam neden? Kuruldukları yerden dolayı, coğrafi konumdan dolayı arkadaşlar. Evet, Büyük Selçuklu'da ilkler. İlk kez iktidar sistemi, ilk kez Atabeylik, ilk kez iktidar, ilk kez Atabeylik. İlk medrese neredeydi? Nişabur'da. Üniversite yarındaki medrese Nizamiye'ydi hatırlarsanız, değil mi gençler? Bir de burada MEK kitabında geçer. Dediğim gibi sürekli vurguluyorum. Planlı eğitim artı cami medrese anlayışı. Gel Anadolu Selçuklu'ya. İlk kez ne var burada? Devlet sigortası var, değil mi? İlk kez burada görülür. Arkadaşlar, bunlar da ilk kervansaray Alayhan, ilk kervansaray. Anadolu Selçuklu'nun ilk medresesi Koca Hasan Medresesi. Koca Hasan Medresesi. Anadolu Selçuklular'da arkadaşlar ilk büyük sağlık merkezi Gevher Nesibe Darüşşifası. Evet, devam edelim. İlkleri vurguladık. Arkadaşlar, Büyük Selçuklular'da Malazgirt'ten sonra Birinci Beylikler dönemi başladı. Değil mi? Birinci Beylikler. Anadolu Selçuklular'ına başlayacak arkadaşlar. İkinci Beylikler. Bu arada Celali takviminde sunulduğu yine Sultan Melikşah'tı. Celali takvim, değil mi? İlkleri ekleyelim. Arkadaşlar, Büyük Selçuklular'da meliklerin yetkisi fazla. Anadolu Selçuklular'da meliklerin yetkisi az. Hocam neden az? Söyleyeyim gençler. Meliklerin Anadolu Selçuklular'a para bastırma, hutbe okutma, dış devletlerle görüşme yetkisi yok. Neden? Merkezi otorite zayıflamasın diye. Büyük Selçuklular biraz daha relax davranmış bu konuda. Oldu mu? Peki hocam. Peki başka ne bilmemiz gerekiyor? Arkadaşlar, Büyük Selçuklularla Anadolu Selçukluların önemli bir ortak özelliği var. İkisinde de iktidar sistemi var. Gulam sistemi var. Resmi dilleri nedir? Farsçadır. Bakın, Farsça. Lütfen bunları atlamayalım. İktidar var, gulam var, Farsça arkadaşlar. Aynı şeyler bunlarda da var. Denden koyuyorum. Oldu mu? Yalnız Anadolu Selçuklu biraz Farsça'ya ne yapıyor? Farsça'ya ağırlık veriyor. K harfinden yola çıkın. Keykavus, Keyhüsrev, Keykubat, değil mi? Farsça'ya ağırlık veren kimmiş? Anadolu Selçuklu. Arkadaşlar, umarım faydalı olmuştur. Ben şimdi tahtamı bir sileyim. Oldu mu? Arkasından hemen size birinci beylikler, ikinci beylikler deyip inşallah Türkiye tarihini ne yapacağım? Sonuçlandıracağım. Evet değerli öğrencilerim. Türkiye tarihinden devam ediyoruz. Hemen size çok özet bir şekilde yine çalışmaktan erindiğiniz birinci ve ikinci beylikleri anlatacağım. Burada benden size tavsiye, özellikle birinci beylikleri yazarak çalışmanız gerekiyordu. Eserleri bakımından da. Ben hemen kısa bir özetler yapacağım sizlere. ÖSYM birinci beylikleri daha çok ön lisansla kullanıyor. İkinci beylikleri daha çok tarih öğretmeni alan sınavında kullanıyordu arkadaşlar, ama zaman zaman bunun da tam tersini yapabiliyor. O yüzden birinci beylikler %60 önemli. %40'lık dilimde de bence ikinci beylikler önemli. Hemen başlayalım. Birinci beylikler Malazgirt'ten sonra kuruldu arkadaşlar. İlk kurulan beylik Saltuklulardır. Ben bunların tarihlerini şimdi yazmadım. Normal videolarda zaten yazmıştım. Burada hatırlatma babında arkadaşlar. İlk kurulan beylikler kim? Saltuklular. İlk bunlar kurulduğuna göre, ilk bunlar ölmez mi? Çok mantıklı. O zaman ilk bunlar ölürse, ilk mezarları bunlar yapmaz mı? Daha da mantıklı, değil mi? O zaman buyurun. Ölücüler, gömücüler. Korkmayın bakayım. Ölücüler, gömücüler kim? Saltuklular. O yüzden Erzurum ve çevresinde gördünüz. Üç gümbetler, Emir Saltuk Türbesi, Mama Hatun Türbesi. Bu anıt mezarlar kimlere ait arkadaşlar? Saltuklara ait. Tamam. Erzurum ve çevresi. İlk kurulan dedik. Erzurum Saat Kulesi, Erzurum Ulu Cami. İşaretle Saltuklular. Evet, anahtar kelime neymiş? Ölücü, gömücü. Artuklular. Mardin, Hasankeyf, Diyarbakır'da kuruldu. 1102'den 1409'a kadar en çok yaşayan bunlar oldu arkadaşlar. Mardin, Hasankeyf, Diyarbakır. Hatta burada kim var? El Cezeri var. Sibernetik biliminin kurucusu, değil mi arkadaşlar?
Buradan neyi bileceğiz? Bunlar da anahtar kelimesi arkadaşlar, köprücüler. Hocam ne demek bu diyeceksin? Köprücüler. Deve Geçidi Köprüsü, Haburman Köprüsü, Hasankeyf Köprüsü, Malabadi Köprüsü. Ya köprüyü görürsen kime basıyorsun? Artuklara. Tamam? Ama gidip saf saf Mostar Köprüsü'nü basma. Tamam? O Balkanlarda. Onun bunlarla alakası yok. Devam edelim. Mengücekliler, Erzincan, Kemah, Divri arkadaşlar. Bunlar da külliyeciler. Evet. İlk külliyeyi bunlar yaptı. Külliyeciler. Erzincan, Kemah, Divri. İlk külliyeci bunlardır arkadaşlar. Peki Turan Melek Şifahanesi yine bunlara aittir. Arkadaşlar UNESCO tarafından Divri Külliyesi koruma altına alınmıştır. Bildiğiniz şeyler. Peki Çaka Beyliği kim? Denizci Beylik. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın kuruluşudur. Aynı zamanda Petçenek'le bir olup İstanbul'u ne yapmıştır? Kuşatmıştır. İlk deniz zaferimiz, hemen preveze demeyin, Koyun Adaları Savaşı'dır. İlk deniz zaferimiz Koyun Adaları Savaşı'dır. Tamam. Peki değerli arkadaşlar, danışmentler Sivas, Tokat, bu önemli, Kayseri dolayları değil mi? Ben bunun anahtar kelimesi olarak şöyle kullanıyorum gençler. Para basan yağı basan, para basan yağı basan. Hıddin Selahattin, Hıddin Selahattin. Hatırlıyor musun bunları? Evet. Para basan yağı basan. Kendi adına para basan ilk Türk beyliğidir. Anadolu'da bulunan ilk medrese nedir? Yağı basandır arkadaşlar. O zaman ilk medreseleri ben size bir hatırlatayım. Tarihte ilk medrese Karahanlılar Semerkant. Büyük Selçuklu ilk medrese Nişabur. İlk üniversitelerindeki medrese Nizamiye. Anadolu ilk medrese Yağıbasan. Anadolu Selçuklu ilk medrese Kocaasan. Tamam. Para basan, yağı basan dersem danışman en güçlü olan budur. Unutmuyorsunuz. Ölücü gömücü dersem Saltuklular. Köprücüler dersem Artuklular. Külliyeci dersem Mengücekliler. Denizci dersem kim? Çaka. Gençler bunların ortak özelliği kılıç hakkı ile kuruldu. Fethedilen bölge fethedilen komutana ait düşüncesiyle kuruldu. Anadolu'yu bayındır hale getirdiler. Haçlı, Rum, Ermeni ile mücadele ettiler. Türklüğü ve İslamiyet'i yaydılar. Tamam. O yüzden burada kurulukları yerleri bilirseniz birçok soruyu çözersiniz arkadaşlar. Diğer beylikler. Arkadaşlar bunlar da biraz üvey evlat gibi. Ama bu sene hakimlik sınavında çıkmıştı. Aralık'ta çıktı. Ki ben Ağustos'ta anlattım yani bunları. Geçen seneden anlattım. Hocam Tanrı vermiş oğulları. Kabaca bilelim gençler. İzmir ve çevresi. İzmir ve çevresi. Bitlis'te kurulan kim? Dilmaçoğulları. Harput'ta kurulan kim? Çubukoğulları. Diyarbakır'da kurulan kim? İnanoğulları. Van'da kurulan kim? Sökmenoğulları. Arkadaşlar, evet. Bunlar dediğim gibi pek bilinmemişler. Özellikle Tanrı vermiş oğulları. Efes, İzmir tarafları. Önemli mesela değil mi? Çıkabilir. Sanırsam ÖSYM Sökmenoğulları'nı sordu diye hatırlıyorum arkadaşlar. Hakimlik sınavında. O yüzden bir şöyle bilmiyorsak da öğrenmiş olalım. Tamam. Bunları dediğim gibi ben normal videolarımda da anlatmıştım. Şöyle bir isimden bahsettim. Serkan'ım kaydır beni. Gelin gençler. Gençler. İkinci beyliklerimizi ne yapalım? İşleyelim. Biraz boğazımızı da yağlayalım değil mi arkadaşlar? Şimdi ikinci beylikler biraz fazla. Sizle bir yolculuğa çıkacağız arkadaşlar. Yolculuğa çıkacağız. Bunları böyle birbirinden bağımsız ezberlersen olmaz. Bölgesel gideceksin, tamam? Mesela ben Isparta yaşıyorum. Gaziantep'e gidiyorum. Antep memleketim. Beyşehir'den başlayacağım. Tamam mı yolculuğuma? Siz de bana eşlik ederseniz sevinirim. Konya Beyşehir dolaylarına kurulan Eşrefoğulları. Konya Beyşehir. O yüzden sana Eşrefoğlu Camii kime aittir diye soru bekleme. Bu artık 6. sınıf coşku yayınları, zambak yayınları bile sorulmuyor yani. Çok basit. Sana ne diyecek arkadaşlar? Beyşehir ve çevresinde eserler bırakan Eşrefoğulları. Tamam. Gel Karaman. En önemlisi bu. Karamanoğulları. Karaman bölgesi arkadaşlar. Değerli arkadaşlar, birinci beyliklerin en güçlü danışmentlerdir. İkinci beyliklerin en güçlü Karamanoğullarıdır. Türkçeyi resmi dil yapan Karamanoğullarıdır. Karamanoğlu Mehmet Bey. Anadolu Selçuklu Devleti'nin varisi olarak kabul ettiği için kendisini Osmanlı'yı en çok uğraştıran beyliktir. Karaman'ın koyunu sonra çıkar oyunu. Eğer Osmanlı'nın arkasından kötü bir iş yapan görüyorsan bil ki kimdir o? Karamanoğullarıdır. Osmanlı batıya mı gitti? Haçlı'yla mı savaşıyor? Arkasından vuran kimdir? Düşünme, Karamanoğullarıdır. Bu hayatta
hayat demeyeyim, Osmanlı tarihinde ve ilk Türk tarihinde arkadaşlar iki tane eyşan vardır. İki tane eyşan. Hazarlar, Osmanlı tarihinde Karamanoğulları. Bunlar hep düşmanla işbirliği yaparlar, tamam? Peki, Karamanoğulları deyince arkadaşlar, bunlarla Frenk Yazı Savaşı'nı yaptık. Akçay Savaşı'nı yaptık. Frenk Yazı Savaşı'nı yaptık arkadaşlar. Akçay Savaşı'nı yaptık. Çarşamba Suyu Anlaşması'nı yaptık. Bunlar önemli detaylarıdır. Karamanoğulların belini kıran Fatih'tir. Kesin son veren ikinci Bayezid'tir. Rica ediyorum Türkçe'yi resmi ilanına getirmesi en önemli özelliği Karamanoğlu Mehmet Bey. Tamam. Hatta Osmanlı yazık aramız güzel olsun diye bunlara kız vermiş. Akraba olmuşuz ama o kız bile arayı düzeltmeye yetmemiş. Tamam. Şimdi Hamitoğulları. Dündar Bey tarafından kuruldu. Isparta, Eğirdir, Yalvaç dolaylarında kuruldu. Değerli arkadaşlar, Osmanlı'ya para karşılığı toprak satan beylik Hamitoğulları'dır. Neden? Çünkü Konya, Eğirdir, Isparta, Eğirdir, Yalvaç, burası Isparta. Türkçesi şu, Karamanoğulları ile Hamitoğulları arasındaki tampon olan bölge olan Yalvaç kısmını satmıştır. Neden? Güvenlik amaçlı. Hani adama kızmayın, direkt para göz muamelesi yapmayın. Hamitoğulları'nın toprak satma amacı Karamanoğulları'na karşı set kurmak. O set kim olacak arkadaşlar? Osmanlı olacak. Tamam. Para karşı toprak satan kimmiş? Hamitoğulları. Evet. Beyşehir, Karaman, Isparta, Afyon'a git. Afyonlar bile bilmiyor bu beyliği. Çok güzel bir beylik. Afyon, Sahip Ataoğulları. Arkadaşlar, Anadolu Selçuklu Veziri Fahrettin Ali'nin çocukları tarafından kurulmuştur. Sahip Ataoğulları. Devam edelim. Germiyanoğulları. Kütahya ve çevresi arkadaşlar. Denizci mi? Değil. Germiyanoğulları Osmanlı'ya önce çeyiz, sonra vasiyet yoluyla katılacaktır. Önce çeyiz, sonra vasiyet yolu. Uzatmaya gerek yok. Kütahya ve çevresi. İnançoğulları. Isparta'dan geri dönüş aldım. Afyon'dan döndüm. Oldu mu? Isparta'ya geldim. Denizli'ye gittim. İnançoğulları. Manisa'ya gittim. Saruhanoğulları. Çok gizemli beylik. Aydınoğulları. Evet, Gazi Mehmet Bey tarafından kurulmuştur Aydınoğulları. İzmir'deki İsa Camii en ünlü eseridir arkadaşlar. Çok güçlü bir donanması vardır. Donanması en güçlü beyliklerden birisi Aydınoğulları'dır. Tamam. Peki. Ev yapılır tuğladan, kız alınır Muğla'dan. Gaza geldim, evleneceğim bak. Evet. Menteşeoğulları. Arkadaşlar, Muğla, Fethiye yöresini ne yapmıştır? Orayı sahiplenmiştir. Denizcilikle uğraşmıştır. Rodos şövalyeleriyle mücadele etmiştir. Tamam. Bir de bunun inkılap tane cemiyeti var. Benim en sevdiğim beylik Karesioğulları. Balıkesir, Çanakkale. Höşmerim tatlısı. Gençler inşallah atınca bana gönderin. Höşmerim. Balıkesir, Çanakkale dolayları. Osmanlı'ya ilk katılan beylik. Osmanlı tarihinde ilk denizcilik faaliyetini başlatan beylik. Türk tarihinde ilk denizcilik dersem Çaka. Osmanlı tarihinde ilk denizcilik dersem Karesi. Devam edelim arkadaşlar. Çobanoğulları. Osmanlı'nın Kayıboyu'nun bir dönem bağlı yaşadığı beylik. Cevap kim? Çobanoğulları. Kastamonu ve çevresi. Tarih özelliği bu. Kayıboyu'nun bir dönem bağlı yaşadığı beylik. Çobanoğulları. Candaroğulları arkadaşlar. Karadeniz'i tek tek kendine bağlayacak. Kastamonu, Amasya, Sinop tarafları. Diğer ismi İsfendiyaroğullarıdır. Hatta burada Canikoğulları da vardır. Hepsini kendine bağlıyor bu. Değil mi? Arkadaşlar Taceddinoğulları, Ordu, Bafra, Karadeniz. Bunlar hep denizcidir. Denizcidir. Soru çalışırken lütfen denizci mi değil mi diye bir şöyle düşünmemiz lazım. Eretna, Kadı Burhanettin. Pek bilinmiyor gençler bunlar. Bazen bunları beylik diyoruz, bazen devlet diyoruz. Sivas, Kayseri'de kurulan beylik kimdi? Danışmentlerdi hatırlarsanız. Ama o birinci beylikti. Osmanlı kurulduğu dönemde Sivas, Kayseri'de kurulan kim? Eretna'dır. Daha sonra onu Vezir Kadı Burhanettin yıkacaktır. Eretna'nın devamı olan Kadı Burhanettin'dir arkadaşlar. O zaman buyurun. Osmanlı'nın kurulduğu dönemde 14. yüzyılda Sivas ve Kayseri'de egemenlik süren beylikleri soruyorsa veya devlet soruyorsa Eretna devamı kimmiş? Devamı Kadı Burhanettin. Oldu mu? Zaten Kadı Burhanettin de Osmanlı'ya arkadaşlar vasiyet yoluyla katılacak. Bir daha da Osmanlı'dan ayrılmayacak. Tamam. Öğrendik mi bunları? Evet arkadaşlar, bunlar dediğim gibi sınavda çok hap bilgi şeklinde çıkacak kısa cevaplı sorular bekliyoruz. Şu eser kime aittir, bu eser kime aittir diye bulursanız harita üzerinden çalışmanızda fayda var. Evet, kültür medeniyetle görüşmek üzere. Biz boğazımızı yağlayalım.